arkadaşlar, dersimizin konusu sayı problemleri. Sayı problemlerini çözülürken şu stratejik sırayı takip ederek problemleri çözmen işlem hatası yapmanı ve sonucu yanlış bulmanı engeller. 1. Problemde verilen verileri belirle ve not al. Yani verilenleri bir yere not alacağız. 2. Problemde istenenleri belirle ve not al. 3. İstenenlere bir değişken belirle. Genelde x, y, z değişkenleri verilir. 4. Bu verilere göre bir denklem oluştur. 5. Bu denkleme göre çözüme ulaş. Aslında problemler sadece sayı problemleri değil. Problemlerin tamamı 3 aşamadan oluşur gençler. Problemi çok güzel bir şekilde, birinci aşama problemi çok güzel bir şekilde anlayacağız. Ne verilmiş, ne isteniyor bunu anlayacağız 1. İkinci aşamada problemin dilini denkleme çevireceğiz. Matematik diline çevireceğiz, denkleme çevireceğiz. Birazdan adım adım onlarla ilgili küçük minik adımlar atacağız, öğreneceğiz. 3. Denkleme çevirdikten sonra da denklemi çözeceğiz. Evet, 3 aşamada dediğim gibi problemler çözülür. Peki, dilerseniz hemen vakit kaybetmeden geçelim. Şunları demek istiyoruz gençler. Şimdi burada adım adım denklem oluşturmayı öğreneceğiz. Şimdi bir sayı dendiği zaman her zaman biz bir sayıyı x ile temsil edeceğiz. Şimdi bir sayının 7 fazlası. Bir sayının 7 fazlası ne olacaktır gençler? 7 artı x ya da x artı 7 olacaktır. Ha, desek ki bir sayının 7 eksiği, o zaman x eksi 7 olur. Bir sayının 4 katı, yani 4 ile çarp diyor. Sayımız x'ti, 4 ile çarptık, 4x. Bir sayının 5'te 2'si. Kesir soruluyor gençler. Şurada bir problem, onu düzeltelim. Şurası 5 olsun. 5'te 2'si. Sayımız x. X'i 2 bölü 5'te çarpıyoruz. Şu önemli gençler. Bir ifadenin kesiri soruluyorsa daima çarpacağız. Hatta kesrin kesiri sorulduğu zaman dahi yine çarpma yapacağız. Örneğin 2 bölü 5'in 1 bölü 4'ünü soruyorsa o zaman 2 bölü 5'te 1 bölü 4'ü çarpacağız. Tamam. Burada ne sormuş bize? Bir sayının 5'te 2'si. Yani 2 bölü 5'i. Sayımız x. Ne yapıyoruz? Çarpma yapıyoruz. 2x bölü 5x olacaktır. Peki devam edelim. Bir sayının karesi zaten belli. Bir sayının karesi x kare. Bir sayının karesinin 3 katı. Önce karesini alacağız. Karesinin sonra 3 ile çarpıyoruz. 3 katı. Bu şekilde denkleme çevirmiş oluyoruz ifadeleri. Devam edelim. Bir sayının 5 katının karesi. Yani bir sayımız var. Önce 5 katını alıyoruz. 5x. Sonra karesini alıyoruz. 5x kare. Hatta kareyi dağıtırsa 25x kare olur. Peki devam edelim. Bir sayının 2 katının 9 eksiği. 2 katının 2x. 9 eksi 2x eksi 9. Peki bir sayının 4 eksi. Şuraya kadar x eksi 4. Bir sayının 4 eksi. Bakın az önce söylemiştim. Bir ifadenin bir kesrin kesri soruluyorsa, bir ifadenin kesri soruluyorsa daima çarpma yapılır. Fark etmişseniz burada da ne yapmışız? Çarpma yapmışız. Önemli bir detaydı, haberin olsun. Bir sayının karesinin 4 eksiğinin, bak cümle devam ediyor. 4 eksiğinin yarısı. Yani şöyle yapalım. Bir sayının karesi. Burası buraya kadar x kare. Bakın devam ediyor. Karesinin 4 eksi. Şuraya kadar x kare eksi 4. Daha sonra yarısı. Yarısını biliyorsunuz 2'ye bölmek demektir. Bu şekilde ne yapmış olduk? İfadeyi denkleme çevirmiş olduk. Devam edelim. Şimdi devamında iki sayının toplamı 6 ise bu sayılardan birine x dersek diğeri 6 eksi x olur. Çünkü toplamı 6 oluyor. Bakın topladığımız zaman eksi x ile artı x birbirini götürecek. Ne olacaktır yine? 6 olacaktır. Peki devam edelim. İki sayıdan birinin iki katı, şuraya şöyle diyelim. Birinin iki katı diğerinin 3 katına eşitse birini 2x alacağız, diğerini 3x alacağız. Bak gerçekten de öyle. Düşünün. 3 ile 2x çarp 6x. 2x ile 2 ile 3'ü x'i çarp. Şu ikisini çarptığın zaman 6x birbirine eşit olmuş oluyor. Doğru. Peki. Son olarak bir sayının karesinin, şöyle diyelim. Bir sayının karesinin
Şurada göstereyim. Bir sayının karesini 2 eksi eksi 2 kendisine eşitse. Kendisi x'i zaten. Bu şekilde ne yapmış olduk? İfade yine denkleme çevirmiş olduk. Tabii son ifademiz seneye göreceğiz. İkinci dereceden denklem tipi. Ama olsun, şimdiden denklem kurmayı, ifadeyi denkleme çevirmeyi öğrenmiş olduk. Devam edelim. Şimdi alıştırmalarda gençler ne yapacağız? Yavaştan, ufaktan böyle basit sorularla, en basit, en başlangıç sorularla ne yapacağız? Denklem kurmayı, sayı problemlerini çözmeyi, sayı problemlerini denkleme çevirmeyi öğrenmiş olacağız. Peki, adım adım gidelim. Birinci soru. Hangi sayının, ki sayımız x, hangi sayı? Hangi sayının 13 fazlası x artı 13 60'a eşittir. Çok basit bir örnek. Ha, devamında bunu çözersin. Ne olur? 47 olur. Sorun değil. Hangi sayının x 12 eksi x eksi 12, bak 12 eksi x eksi 12 neye eşitmiş? 48. Ha, eksi 12'yi diğer tarafa atarsam, pardon, x eşittir 60 olur. Bu da, bunlar da çözüm. Tamam. 3. Hangi sayının 7 katı 56'dır? 7 kere 8, 56 biliyorsunuz. Cevap 8 kendiliğinden, değil mi? Hangi sayının 7 katının, hangi sayı 7? Şey x, 7 katı 7x eşittir 56x eşittir buradan 8. Devam. 3 katının 3x. 7 fazlası 3x artı 7. Şuraya kadar ne yapmış olduk? Denklemi kurduk. 34 olan eşittir 34. Dediğim gibi bunlar minik adımlar, basit adımlar olsun. Öğretici. Devam edelim. 5 numara. Hangi sayının x yarısının, hangi sayının x yarısı x bölü 2? İlgi 2 var burada. Yarısının 4 eksiği. Bak şöyle oldu. Yarısının 4 eksiğini oluşturdu. Eşittir 18. Çünkü 18'dir diyor. Tamam. Ha, bu denklemi çözecek olursak eksi 4'ü diğer tarafa gönderdik. X bölü 2 eşittir 22. Buradan x eşittir 44 bulunmuş olur. Devam. Hangi sayının x 4 katının 4x bir fazlasının, bak dikkat, burada bir fazlasının, buraya kadar 4x artı 1 bulduk, bir fazlasının. Sonrasında bu ifadeyi biz parantez haline alacağız. Bir bütün olarak düşüneceğiz. Çünkü bütünün kesri soruluyor yazılı olarak bir de. 3'te 1'i, bakın 3'te 1'i, 3'te 1'i demek 1 bölü 3 demektir. Demek ki 1 bölü 3'te çarp diyor. 1 bölü 3'ünü bul diyor. 3'te 1'i, 1 bölü 3. Çarp neye eşitmiş? 7'ye. Gördüğünüz gibi denklemi kurduk. Hemen ne yapacağız? Her iki tarafı 3'te çarparız. Şöyle çapraza kaldığı için şöyle 3 ile 7'yi çarparız. Ne olacaktır? 4x artı 1 eşittir 21. Sonra 1'i diğer tarafa göndereceğiz. Eksi 1 olarak geçecek 20. Ve sonrasında 4'e böleceğiz. Cevap 5. Denklemi çözmüş olduk. Devam. 7 numara. Bir sayının x, ya da hangi sayı x demek? Bir, iki katı diyor. O zaman 2x. 2 katı ile, şimdi 7 katının, 2 katı ile 7 katının toplamı. 2 katı ile 7 katı, 2 katı ile 7 katının toplamı gençler neymiş? 63. Çok basit. Evet, buradan 9x 63 böl 9'a x eşittir 7 mi? Böylelikle denklemi çözdük. Devam. 8 numaradayız. Ne diyor soru? Hangi sayının x 2 katının, bakın 2x 8 eksi. Yani şuraya kadar 2x eksi 8 virgül. Aynı sayının x yarısının x bölü 2. Bakın denklemi, ne yap pardon, problemi denkleme ne yapıyorum? Çeviriyorum yavaş yavaş. Aynı sayının yarısının x bölü 2 22 fazlasına eşittir. Yani artı 22 eşittir.
Bu ne yapacağım? Bu denklemi çözeceksin. İşte eksi 8'i diğer tarafa, x bölü 2 diğer tarafa attık. 2x eksi x bölü 2 22 artı 8 ne olacaktır? 4x'ten x çıktı. 3x bölü 2 30. Bu arada yanlamasına sadeleştirmeler artık yavaştan alıştığınız iyi olur. Şu 3 ile 30'u sadeleştirdim. 10. Bakın 10 ile 2 çapraza kaldığı için çarpacağım. Buradan x eşittir 20 bulacağım. Tamam. Bu da bu şekildeydi. Devam. 9 numaradayız gençler. Evet, bir sayının, ben alışmışım. Bir sayının hangi sayının hep aynı şeyler? X 9 fazlasının, yani x artı 9. Tamam. Yalnız buraya dikkat et. Şuraya kadar bir bütün. Bakın bir sayının 9 fazlasının, yani şurası 2 katı. Demek ki ben bunu parantez haline getirip öyle çarpmam lazım. Tamam. Bir sayının 9 fazlasının 2 katı. Paranteze aldım, öyle çarptım. Yine devam ediyor. Burada virgül var. Aynı sayının, ki x 3 katı 3x katının 40 eksiği. Neymiş? Eşitmiş. Tamam. Böylelikle denklemi kurduk. Hemen bir dağılma işlemi. 2x artı 18 3x eksi 40. Eksi 40'ı sola, 2x sağa atarsam direkt kendiliğinden x eşittir. 18 40 ile topladım. 58. Çözmüş olduk. Tamam. Devam edelim. Hangi sayının x? Bakın her zaman kesir sorulduğu zaman ne yapıyorum? Ne yapmam lazım? Çarpma yapmam lazım. Unutma. Yani x ile 3 bölü 5'i çarpacağım. Zamanla sen bunu direkt 3x bölü 5 diyeceksin. Evet, ne diyor? 4 eksi. Yani bu ifadenin 4 eksi. 4 çıkar, virgül. Aynı sayının yarısı x bölü 2. Aynı sayının yarısı x bölü 2. Yarısının, devam ediyor, 12 fazlasına eşitmiş. Ne yapmış oldum? İfadeyi denkleme çevirmiş oldum. Şimdi de denklemi çözmem lazım. Şimdi burası 3x bölü 5. Bu sola gelsin. Eksi 4 sağa gelsin. Evet. 4 artı 12. Fayda eşit diyelim 5 ile. 2 ile. Sonuçta hızlı bir şekilde 2 ile 3'ü çarptım. 6. 6x'ten 5x çıkarsa, 5 ile genişletiyorum. 5x çıkarsa x bölü 10 olur sol taraf. Burası da 16 olur. Tabi bunlar çapraza kaldığından dolayı çarparsanız x eşittir 160 olur. Bize zaten sayı soruyordu. Biz de o sayıya x demiştik. Cevabı da bulduk. Devam. 11. Bir sayının 2 eksiğinin yarısı. Bakın. Önemli. Bir sayının 2 eksiğinin. Şuraya kadar. Bir sayının 2 eksiğinin yarısı. Tamam. Buraya kadar. Şuraya kadar geldik. Aynı sayının 3 fazlasının, aynı sayının 3 fazlasının 5'te 1'inden. Gençler 5'te 1'i 1 bölü 5'tir. 5'te 1'i 1 bölü 5'tir. Yine kesir soruluyor. Ne yapmak gerekir? Bu ifadenin tamamını 1 bölü 5 ile çarpacağım. Kesir sorulduğu zaman çarpma yapılır. Kaç defa söyledim. 5'te 1'inden 17 fazladır. Bak burası da önemli. Şimdi bir ifade, bakın bu ifadeden 17 fazlaymış. O zaman bu ifadeyi çıkarırsam 17'ye eşit olması lazım. Mesela şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Mesela 27 10'dan 17 fazladır. Nasıl buldum? Çıkarmayla. Tamam. O halde çıkarma yaptım ve 17'ye eşitledim. Devam. Burada ne yapabiliriz? Bakalım. Tabii ki de burada şöyle bir payda işlemi yapacaksınız ama bunu hiç şey yapmayalım, uğraşmayalım. Denklemi kurduk. Buradan çözersiniz. Diğer sorulara vakit kalmaz. Biz denkleme çevirdik. Daha sonrası denklemi çözmek. Biraz uğraştırır bizi. Gerek yok. Devam. Evet. Bakın burada ardışık 3 doğal sayının toplamı 123 olduğuna göre küçük sayı kaçtır? Gençler 3 tane doğal sayı var. Ardışık. 5, 6, 7, 7, 8, 9 gibi ardışık sayılar. Şimdi sen en küçüğünü x dersen
X'in bir fazlası ardışı, bir ardışı X artı 1. X artı 1'in bir ardışı, bir fazlası X artı 2 olur. İşte bakın bunlar 3 sayı olmuş oldu. Bunları ne diyor? Toplamı diyor. Bakın artı artı toplamı ne eşitmiş? 123. Kaç x var? 3 tane x var. Sayıları topladım. 1 ile 2, 3 oldu. 123. Buradan 3'ü öbür tarafa attım. 120. Böldüm 3'e. 40 buldum. Peki bu 40 ne anlama geliyor? Gençlik. En küçüğü. Değil mi? Zaten küçük olan istiyor. Demek ki bu sayıların hatta hepsini bulalım. En küçüğünü bulduk biz. 40. Bakın 40. Daha sonra 41 ve 42 sayılarımız. Peki devam. 13. Ne diyor soru? 3 sayıdan ikinci sayı birinci sayının 2 katı. Pardon. Şimdi burada 3 tane sayı var. A, B, C. 3 tane sayımız var. 3 sayıdan ikinci sayı, yani bu sayı, ikinci sayı şuna şöyle gidiyoruz bakın. Birinci, ikinci, üçüncü diye düşünün. Birinci, ikinci, üçüncü. Peki ne diyor? Şöyle diyelim. İkinci sayı birinci sayının iki katı. Demek ki sen birinciye x desen, bak neye x diyeceğin önemli. Birinciye x dersen birinci sayının 2 katı 2x olur. Tamam. İkinci sayı B birinci sayının A'nın 2 katı. Tamam. Ve üçüncü sayı birinci sayının, yani C birinci sayının yarısı. X bölü 2 birinci sayının yarısı. Peki bu 3 sayının toplamını vermiş. O halde bunları yine toplayalım. Artı artı. O da eşittir 98. Şimdi toplarsak burası 3x. 3x artı x bölü 2. 98. Topladım 2 kere 3. 6. 7x bölü 2 eşittir 98. Bizden istenen küçük sayıydı. Küçük sayı hangisi olacak? X bölü 2 olacak küçük sayı. Tamam. Şimdi bir kere şu 7 ile sadeleştirmeyi öğrenelim. Şu şekilde 7 ile 98'i sadeleştireceğiz. Sonra 2 ile çarpacağız. Peki 98'i 7'ye bölersek ne olur? 98'i 7'ye bölersek ne olur? 1 olsa 7, 28, 14. Demek ki şöyle sadeleştirirsek burası 14. 2 ile çarparsak 28. X'i 28 bulduk. Bulduğumuz bu X A sayısı. Bizden en küçük isteniyor. Yani X bölü 2. Yani en küçük X bölü 2 olduğu için o zaman cevap da 28'i 2'ye bölersek 14 olacaktır. Yani asıl cevabımız 14. Tamam. Var mı bir sıkıntı gençler? Devam ediyorum. 14 ardışık 4 çift sayının. Buna dikkat edin. Çift sayı 4 tane. Şimdi en küçüğüne ben x dersem bir ardışı, bir büyüğü, iki fazlası x artı 2 olur. Daha sonra bir 2 daha eklerim. İkişer ikişer gidiyor. X artı 4 olur. Bir iki daha ilave edelim. X artı 6 olur. Ne yapmış olduk? Ardışık 4 tane çift sayı bulduk. Bunların toplamı 116'ymış. Peki. Şimdi büyük sayı kaçtır diyor. Önce biz x'leri topluyoruz. Kaç tane x var? Pardon, özür. Bir dakika gençler. Gözlem bir tuhaf oldu. Gençler orada mıyız? Buradayız hocam. Anlaşılıyor mu acaba? Bunları tekrar edin lütfen. Bak, başka türlü öğrenemeyiz. Yoksa yazık olur emeklerimize. Peki. Şimdi ne yapacağım? X'leri topladığımız zaman 4x değil mi? Sayıları toplarsak 12. Bu durumda 116, evet. Attım çıkardım 12'yi. 104 mi oldu? 4x. 4'e böldüm. Önce 2'ye böldüm. Sanırım 26. 52, 26. Peki 26 nedir? En küçüğü mü? 26 en küçük.
Bize en büyük soru, yani x artı 6 en büyük. Yani 6 eklersem aradığımız x artı 6 en büyük 32 olur. Aradığımız cevap. Devam. 15. sorudayız. Bir sayı ile bu sayının 3 katının çarpımı 132. Burada yalnız bir problem var. 132 olmaması gerekir. Biz bunu kurgularken sayıyı da ne almıştık? 8 almıştık. Karesi 64. 64'ün karesi, şey pardon, 3 katı 192. Şurayı değiştirelim. Notlardan da değiştirirsiniz. 192 olarak alalım. Ha, aslında köklü sayı da çıkabilir. Sorun değil yani. Aslında sorunun bir çözümü var. 132 olarak da tam sayı çıksın istiyoruz. Düzgün sayı çıksın. Şimdi bir sayının x 3 katının, pardon, bir sayı ile bu sayının 3 katını, evet, bir sayıyı dedik, 3 katı 3x, tamam. Sayının kendisiyle 3 katını çarptığımız zaman 192 veriyormuş. Tamam. Buradan 3x kare eşittir 192. Buradan 3'e bölersek x kare eşittir 64. Az önce zaten söylemiştik. 64. Buradan hangi sayının karesi 64'tür gençler? 8 de olabilir. Eksi 8 de olabilir. Peki. Devam edelim. 16. sorudayız. 3 sayıdan ikinci sayı birinci sayının 2 katıdır. Ve üçüncü sayı da ikinci sayının 4 katıdır. Şöyle bir yazalım. Birinci sayı diyelim. Şöyle yuvarlak açın aldık. İkinci sayıyı yuvarlak açın aldık. Üçüncü sayı. Şöyle. Tamam. Gözümüzün önünde olsun. Bu şekilde soru çözerken şekil çizin. 3 sayıdan ikinci sayı birinci sayının 2 katı. Yani ikinci sayı birinci sayının 2 katı oldu. Ve üçüncü sayı da ikinci sayının 4 katı. Yani 4, 2x'in 4 katı ne olacaktır? 8x. Tamam. Bu 3 sayının toplamı. Toplayacağız. Bunları toplarsak gençler, bunları böyle bu şekilde toplarsak 220'ye eşitmiş. Topladığımız zaman x'leri ne edecektir? 11x. 220. Şöyle yanlamasına sadeleştirme yapıyorum. Şu şekilde gençler. Şu şekilde. 11 ile. Bu durumda x eşittir 22, 11. Evet, 20 oldu. X'i 20 bulduk. Bizden ne istiyor soru? İkinci sayı kaçtır? Yani 2x'i istiyor bizden. 2x'i istiyor. O halde aradığımız cevap da 2 çarpı 20'den 40 olur. Yani sorumuzun asıl cevabı 40 olmuş olur. Haberin olsun. Devam. 17. Soru ne diyor? Bir sınıfa 8 öğrenci daha geldiğinde öğrenci sayısı ilk durumdaki öğrenci sayısının 2 katından 15 eksiktir. Şimdi ilk durumda sınıf mevcudu x olsun. Sınıfın mevcudu ilk durumda x olsun, sınıf mevcudu. Şimdi sınıfa 8 öğrenci geldiğinde, yani x artı 8, 8 kişi arttı geldiğinde öğrenci sayısı. Evet, 8 öğrenci daha geldi. Öğrenci sayısı ilk durumdaki öğrenci sayısının 2 katından, ilk durumda öğrenci sayısı x, 2 katından 15 eksik oluyormuş. O zaman ilk şu ifadeler birbirine eşit olmuş olur. Yani bu ifade de, yani bu ifadeli bu ifade sınıfa 8 kişi geldikten sonraki sayıyı veriyor. Bunlar birbirine eşit gençler. Eşittir. Sonra şu x'i şu tarafa postala. Eksi 15'i bu tarafa at. 8 artı 15 2x eksi x. Buradan x eşittir 23. Peki bize zaten sınıf mevcudu soruyordu. İlk durumdaki cevap da 23 olur. Devam edelim. Bir salondaki erkeklerin sayısı bayanların sayısının şöyle diyelim. Bir salondaki erkeklerin sayısı bayanların sayısını. Şimdi erkek bayan ya da erkek kadın şöyle diyebiliriz. Bir salondaki erkeklerin sayısı bayanların sayısının 2 katından. 2 katıdır, özür. Sayılar bayanların sayısının 2 katıdır. Peki ne diyor? Salona 18 evli çift gelirse. Bakın salona 18 evli çift gelmesi ne demek? 18 kadın, 18 erkek geldiği anlamına geliyor. Yani 2x artı 18 erkeklerin sayısı oldu. X artı 18 de kadınların, bayanların sayısı oldu. Peki. Ama bu arada 18 çift gelir ve 10 erkek ayrılırsa, o zaman
Erkekleri de şöyle bir 10 kişi ayırdığımızda, yani eksilttiğimizde ne oluyor? Erkek ve bayan sayıları eşit olur. Ama bunlar birbirine eşit olmuş olur. Peki bu denklemi çözelim. Şimdi 2x artı 18 eksi 10, burası 2x artı 8 olur. X artı 18. Şimdi bu x'i sola at, 8'i sağa at dersek x direkt buradan kendine x eşittir 10 olur. Peki bulduğumuz bu 10 ne olmuş oldu? Bayanların sayısıydı. Ama salonda başlangıçta kaç kişi var diye, o zaman salondaki sayı şu 3x olması gerekir. Sonuçta bize 3x'i sorduğu için cevap da 30 olur. Tamam. Peki devam. Evet, burada da iki bilinmeyen denklemle bakalım. Farkları 24 olan iki sayıdan büyük küçük sayı ne diyor? Bir dakika, tekrar baştan alalım. Farkları 24 olan iki sayıdan küçük sayının 5 katı büyük sayının 3 katıdır. Buna göre büyük sayı kaçtır? İşte bu tip sorularda tavsiyemiz şu. İlle x'i almanıza gerek yok. Büyük küçük alın, bk alın. Bk neyse, büyük sayıdan farkları dediği için çıkaracağım farkları. Küçük sayıyı çıkardığımda 24 eşitmiş farkları. Şimdi küçük sayının 5 katı, yani 5k büyük sayının 3 katına eşit. 3b. Bakın, iki tane elimde denklem var. Şu iki denklemi gençler, iki tane denklemi ne yapacağım? Bu iki denklemi bir şekilde denklem sistemine dönüştüreceğim. Şöyle yapalım. B eksi k 24. Şurada 3b'yi bu tarafa atalım. 5k eksi 3b eşittir 0 elde edelim. Bunu da hemen altına yazalım. 5k eksi 3b eşittir 0. Şimdi burada da şöyle yapacağız. B'leri yok etmeye çalışalım. Şurada 3 ile çarpalım b'yi. Dikkat etmişseniz taraf tarafı toplayacağız. Burada b'ler birbirini götürecek. 3b eksi 3b birbirini götürecek. Bu arada burası eksi 3k olacak. Eksi 3k. Burası da 3 ile çarpmayı unutmayalım. 72 olacak. Sonra bakalım neler oluyor. Şimdi eksi 3k, 5k, 2k toplamında 2k elde ederiz. Şunlar gitmiş olur. Peki 72 olur. 72, evet. Buradan 3 ile çarptık bunu. 2'ye bölersek 36. Bulduğumuz bu x değeri ne anlama geliyor? Pardon, x diyorum. K diye, özür. Alışmışız. Evet, k. Küçük sayı. Küçük sayı 36 ise götürüp yerine yazarsak 36'yı, bize ne soruyor zaten? Büyük sayı mı soruyor? Evet, 36. Şuraya yazdığımızda, attığımızda eksi 36 artı 36 olarak B sayısı 60 olarak bulunmuş olur. Büyük sayımız 60'mış. Küçük sayımız 36. Tamam. Bir dakika. Evet, tamam, doğru yapmışız. Peki devam. 20. sorudayız. Tarık'ın parası Serhat'ın parasının 3 katıdır. Şöyle yapalım. T, bakın problemde isimler bu şekilde geçtiği zaman baş harflerini kullanın. TS. Peki Tarık'ın parası Serhat'ın parasının 3 katı. Yani Serhat'a x desek Tarık'ın parası 3x olur. Tamam. Bakın neye x diyeceğiniz önemli. Tarık 60 lirasını harcarsa, yani eksilecek harcarsa, yani 3x eksi 60'a düştü. Harcarsa paralar eşit oluyor. Yani 3x eksi 60 x eşitmiş. Basit bir soru. Eksi 60'ı bu tarafa at, x'i bu tarafa at. 3x eksi x eşittir 60. Buradan 2x 60. X eşittir 30. Biz şu an Serhat'ın parasını bulmuş olduk. Soru bize neyi soruyor? İkisinin başlangıçtaki paraları toplama. Aslında ikisinin başlangıçtaki paraların toplamı şöyle sarıyla boyadığım 4x'tir. Sonuçta 4x ne eşit olacak? 120'ye başlangıçtaki paraları 120 TL olur. Devam. 21. sorudayız. Bir sınıftaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının 4 katından 3 eksiktir. O zaman kız, erkek. Şimdi neye x diyeceğiz? Bu önemli. Şimdi bir sınıftaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının, o zaman erkek öğrenci sayısına x desek, bakın ne oluyor kız öğrenci sayısı? Bir sınıftaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının x'in 4 katından 4x 3 eksiktir. Şöyle şu şekilde yaptık. Sınıf mevcudu 22 kişi, yani bunları topladığımızda 22'ye veriyor eşit.
Kaç x oldu? 5 x. Eksi 3, 22. Eksi 3'ü diğer tarafa gönderdim gençler. Artı 3 olarak geçti. 25. Değil mi? 5'e böldüm gençler. Her iki tarafı 5. Bu 5 ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Erkeklerin sayısı. Peki ne diyor? Kız öğrenci sayısı kaçtı? Değil mi? Kız öğrenci sayısını istiyor bizden soru. O halde kız öğrenci sayısı 4x eksi 3 olduğu için götürüp yerine yazarsam 4 çarpı 5 eksi 3 buradan 17 olarak bulunur. Veya şöyle de diyebiliriz. Erkeklerin sayısı 5 ise 22'den 5'i çıkar. Yine cevap 17 olur. Devam. 22 soru. Soruncu 22. sorudayız. Bir bilet kuyruğunda Mert'in önündeki kişi sayısı, şöyle derim. Bir bilet kuyruğu var. Mert burada olsun. Mert'in arka tarafı, Mert'in ön tarafı. Tamam? Bu şekilde şekil çizmek gerekir. Bir bilet kuyruğunda Mert'in önündeki kişi sayısı arkasındaki kişi sayısını 3 katından, yani arkasındakine x kişi dersek önündeki kişi sayısını bulacağım şimdi. Önündeki kişi sayısı arkasındaki kişi sayısının 3 katından 3x 24 eksiktir. Tamam. Mert bilet kuyruğunun tam ortasında yer aldığına göre bilet kuyruğunda kaç kişi vardır? O zaman bu şu anlama geliyor. Sağlı solu birbirine eşittir. Yani bu ifadeler birbirine eşittir. O halde 3x eksi 24 eşittir x. Bu durumda yer değiştirirsek 2x olur. 24. 2'ye bölersek x 12 buluruz. Bu ne anlama geliyor? Demek ki Mert'in arkasında 12 kişi var. Ön tarafta da 12 kişi olur. Sonuçta bize ne diyor? Bilet kuyruğunda kaç kişi vardır? O zaman şöyle yapacağız. 12 artı 12 artı bir de Mert. Asıl cevabımız 25 olur. Tamam. Devam edelim. Cemil'in bilyelerinin sayısı Selim'in bilyelerinin sayısının 3 katından 8 eksikmiş gençler. O zaman şöyle yapacağız. C, S. Şimdi neye x diyeceğiz? Nasıl oluşacak? Dikkatlice takip edin. Cemil'in bilyelerinin sayısı Selim'in bilyelerinin sayısının 3 katı. O zaman Selim'inkine x diyeceğiz. X. Cemil'inki ne olacak? 3x eksi 8. Peki. Gençler burada az problemimiz kaldı. Bitirelim. Erken bitmiş olur dersimiz. Ne yapıyoruz? Şimdi bir bakalım. Selim'in bilyelerinin sayısı 3 katından 8 eksik. Tamam. Cemil Selim'e. Güzel. Cemil Selim'e 10 bilye verirse. O zaman şu durumu şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. 10 bilye verirse gençler 3x eksi 8 bir 10 daha eksiltirim Cemil'in bilyesini. Bu arada Selim'in bilyesi x artı 10 olur. Çünkü artmış olur 12. Tamam, Selim'e verirse bilyeleri eşit olur. Şu haliyle eşit. Peki devam. Şimdi denklemi çözüyorum. 3x eksi 18 eşittir x artı 10 oldu. X'i sola eksi 18'i sağa atarsam 3x eksi x eşittir 28. Sonuçta 28, evet doğru. Sonuçta 2x eşittir 28 oluyorsa, kötü yazdık, şöyle düzeltelim. X eşittir 14 olur. Peki bu 14 ne anlama geliyor? Bakalım. 14 Selim'in başlangıçtaki bilye sayısı. Peki bize ne soruyor? Cemil'in başlangıçtaki bilye sayısı. Yani burayı soruyor. O halde şöyle yapalım. 3 çarpı 14 eksi 8, yani 42 eksi 8, bu durumda 34 aradığımız cevap olacak. Tamam. Şöyle bir balık sınavı. Devam edelim. Sanırım evet son sorumuz. Yarın da kesir problemleriyle karşılaşacağız. Kesir problemleri konusunu işleyeceğiz yarın. 24. soru. 25 kuruş ve 50 kuruştan oluşan 76 tane madeni para var. Tamam. Ama bu madeni paraların tutarı 27 TL'dir. Buna göre 25 kuruşluk madeni paraların sayısı kaçtır? Bu bazen bir kümeste tavşanlar ve işte tavukların
ayak sayısı ve tavşan ve tavuk sayısı şeklinde de karşına gelebilir. Çünkü biri dört ayaklı, biri iki ayaklı, bu şekilde. Aynı tarz sorular. Yapacağımız şey şu. Mesela kuruşu K ile temsil edelim. Pardon, özür. İkisi de kuruş zaten. 25 kuruşu nasıl yapalım? Ha, 50 kuruş E olsun. 25 kuruş da ne olsun? Y olsun. Tamam, öyle olsun. Şimdi bunların toplamı bir kere 76 olması lazım. Yani Y artı E, yani 25 kuruşta 50 kuruşların toplamı 76. Bu bir denklem. Daha sonra 20, her 25 kuruşu, yani kaç tane 25 kuruş varsa biz bunu 25 ile çarpacağız. Toplam ne kadar olduğunu bulmuş olacağız lira olarak, değil mi? 25Y artı 50E diyeceğim. Çünkü 50 kuruşla 50 kuruş sayısıyla 50'yi çarparsam ne kadar tuttuğunu bulurum. Bunların toplamı da 27 lira. Ha, 27 liraya kuruşa çevirsek, şöyle 2 sıfır attık. Bu durumda devam edelim bakalım. Şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Şununu eksi 25 ile çarpalım. Eksi 25 ile çarpalım. Peki y'ler gitsin. Y'ler gitsin. Şu y'ler gitti. Peki 50E'den eksi 25'e 25E kaldı. 25-50 kuruş. Evet, devam. Sonuçta şurası da şöyle diyelim, 76 çarpı 25 kuruş artı, ha bu arada burası eksi olacak çünkü eksiyle çarpıyorum. Eksiyle çarpıyorum. 2700 diyelim kuruş. Tamam. Şimdi burada ne olacak? Hatta şu ifadeyi 27 şöyle yapalım. Eksi 76 25, 27 çarpı 4 çarpı 25 diye düzeltelim. Çünkü 4 kere 25 100. Bir 25 ortak paranızını alalım bakalım. 25 ortak paranızını alırsak eksi 76 7, 27 ile 4'ü çarparsak 108. 108. Peki. Bu arada 25E'ye eşit değil mi bu? Her iki tarafı 25'e zaten bölünüyor. Şunlar gider. Direkt 50 kuruşun sayısını bulacağız. Zaten bize ne diyor? 25 kuruşlukla madeni paranın sayısını istiyor. Tüh. Peki sonra çıkarız 76'dan. Sanırım 108'den 76'yı çıkaracağız. Cevabı bulmuş olacağız. 76'yı çıkaralım. Ne olacaktır? 2, 3, 32. Peki 32 tane ne varmış? 50 kuruş varmış. 32 tane 50 kuruş. 76'dan düşersek 32, şöyle şu başka bir yerde çıkaralım. Evet. Ne olacaktır? 4, 44 mü? 44, evet. Sağlamasını da yapabilirsiniz. 44 tane 25 kuruştan 11 lira gelir. 32 tane 50 kuruştan 16 lira gelir. Topladığınızda 27 lira olur. Demek ki doğru. Bizden ne istiyordu gençler soru? Bizden 25 kuruşluk kaç tane? 25 kuruşluk 44 taneymiş. Evet gençler, burada dersimiz bitiyor. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hadi bakalım.